Esselamun Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün yine sizlerle beraberim. Sizlere çok güzel bir tarif yapacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Önce şerbetimizle yapmaya başlayalım. Tenceremize 1, 2, 3 su bardağı şeker. 1, 2, 3 su bardağı su. Çeyrek limon. Şöyle birkaç damlasını sıkıyorum ve tencereme atıyorum. Ocağa gidiyoruz. Şekerimiz eriyene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Kaynamaya başladı mı orta ateşe alacağım. Şimdi sayın tavçilerim 1,5 su bardağı sarı un. Yani biliyorum bu soru bana gelecek. Sarı un ne demek? İrmik unu diyebiliriz. Bunu nerede bulabilirsiniz? Genelde tatlıcılar bunu kullanıyor. Mutlaka orada tatlıcılarınızdan isteyebilirsiniz. Satın alabilir miyim derseler verirler bence. Tabii ki evet. Yani ben sarı un istiyorum derseniz tatlıcılarda bulabilirsiniz. Buradan bilginiz olsun. 1,5 bardak sarı un, 1,5 bardak irmik. Şimdi süzgecime eleyerek kullanacağım bunları. Bu şekilde. Eleyerek kullanırsak daha iyi sonuç alacağınızdan emin olabilirsiniz. 1 su bardağı un. 200 milimlik. Bunu da içerisine, bunu da eleyerek kullanıyorum. İçerisine bir çay kaşığı silme tuz ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı maya, bir yemek kaşığı şeker. Sayın tavçilerim, şekerin yerine bir kaşık bal da koyabilirsiniz. Bunları da şöyle iyice karıştıralım. Suyumuz mutlaka ılık olması gerekiyor. Sıcak değil, ılık. Şimdi kasemize bir, iki, şöyle bir karıştıralım. 3. Üçüncü bardağımızı koyduk. Dördüncü bardağımızı ilave ediyoruz. Bunu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. İstediğimiz kıvama gelebilmesi için yavaş yavaş suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi dördüncü bardağımın yarısı daha ekliyorum. Tam 4 bardak ılık su ilave etmiş oldum. Ve bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi iyice karıştırdık. İyi bir sonuç alabilmemiz için çırpacağımızla çırpacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyesevata. Bir paket kabartma tozu. Burada da bir yemek kaşığı elma sirkesi. Kabartma tozumuzun üzerine bu şekilde boşaltıyorum. Ve kabartma tozumuzu köpürtüyoruz böyle. Ve içerisine bırakıyoruz. Kabartma tozumuzu köpürttük. Ve tekrar bir dakika daha çırpacağım. Tam 5 dakika çırptık. 4 dakika artı 1 dakika. Şimdi sayın takipçilerim çırptık. Şimdi kıvamına bakıyoruz. Biraz katı olmuş. Biraz daha su istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yarım su bardağı su daha ilave ettik ve kontrollü bir şekilde suyunu ilave edeceğim. Sayın takipçilerim, bir su bardağı daha su ekleme yaptık. Tekrar biraz bir dakika kadar. Şimdi sayın takipçilerim, kıvamımız bu şekilde olması gerekiyor. Evet. Şimdi 5 dakika dinlendireceğim. Sonra sizlere geri döneceğim. Böyle bir kabın içine boşaltıyoruz. Şimdi sayın takipçiler şerbetiniz oldu. Bu şekilde göz göz olmaya başladı. Bunu bir kenara alıyorum. Tavamızı ocağa koyduk. Şu an tavamız ısındı. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuasir ve temel ve hayır. Allah'ım bizi mahcup etme inşallah ya Rabbi. Bu gözlerin özellikle büyük değil de küçük mü olması Evet, gerekiyor? küçük 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 böyle gözler olması gerekiyor. İyi bir sonuç alıyorsak gözler böyle çok çok fazla göz olması lazım. Çünkü ben Ve çok minik minik olması lazım. Evet. yapanlar gördüm, büyük olanlar da var Hayır, ama. o iyi bir sonuç değil tabii ki. Şimdi bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde. Maşallah, subhanallah. Maşallah. Şimdi tavamızı havalandırıyoruz biraz. Ve tekrar
Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sayı takipçilerim döktüğümden ta ki pişene kadar sizlere paylaşacağım. Mutlaka bu tarifi deneyin diyorum. Maşallah, subhanallah. Aynen bu yöntemle. Şöyle tamamen hamur gidene kadar. Dikkat ediyor musun? Şu an bitti. Alabiliriz. Evet. Alıyoruz. Subhanallah, subhanallah. Ve bezimizin üzerine koyuyoruz. Aklaya da bakabilir miyim? Evet, evet. Bakabiliriz. Ama daha çok sıcak. Bu şekilde. İsterseniz biraz daha pişirebilirim ama bu kızaracak diye. Evet. Şöyle havalandırıyoruz ve tekrar. Hepsi aynı büyüklükte olmasına dikkat edelim. Şimdi sayın takipçilerim, taş kataiflerimiz şu an hazır. Yani bunun ikinci adı bağırır. Bir de taş kataifta diyoruz. Bu şekilde. Maşallah, subhanallah. Yumuşacık yani, böyle pamuk evet, gibi. Evet. Hani böyle dışarıda alırsın ya, Öyle, normalde o evet. ağırdır böyle. Evet, ya da karbonatı çok fazla oluyor dışarıdan Bir aldığımız, de ama çok ağır bu oluyor. kesinlikle öyle değil ve bu şekilde üzerine istersen bal tereyağı, istersen çikolata sürüp bu şekilde yiyebilirsiniz. İnanılmaz bir lezzet. Maşallah, subhanallah. Gerçekten o kadar güzel oldu ki ben bile hayran kaldım. Mutlaka bu tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, subhanallah. Bir de sayın tavçilerim o kadar bereketli ki maşallah, subhanallah, burası. Bunlar da. Şimdi sayın tavçiler, üstlerini örtüyorum. 5 dakika dinlendiriyorum. 5 dakika dinlendirdik. Burada Hatay. Biz buna çile peynir diyoruz. İp. Böyle sünme peynir. Bunu ben bu tuzluydu. Suyun içinde beklettim. Bu şekilde. Biraz tiftikledim böyle. Bu şekilde tiftikledim. Ve bol suyun içinde beklettim. Tozunu giderdim. Şimdi bu hazır. Bu arada bu sünüyor değil mi, bu peynir? Kesinlikle çok sünüyor. Evet. İnşallah sayın tavşan bunun yapılışını çok yakında sizlerle paylaşacağım inşallah. Gerçekten inanılmaz bir peynir. Yani böyle bir peynir yok diyebilirim size. Öğütüyüm. Biraz cevizimiz var. Ne ince ne kalın. Bunu da kullanacağım. Şöyle içerisine bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar tarçın. Bu da isteğe bağlı. Doldurmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde dolduruyoruz. Çok fazla doldurmuyoruz patlamasın diye. Ama tabii ki yani bir tatlı kaşığından biraz fazla iyice kapatmamız gerekiyor. Açılma yapmasın diye. Bu şekilde. Bu zaten yapışıyor. Teke bir tur daha gidelim. Subhanallah. Şöyle yumuşacıklar. Peynirli de bu şekilde içine katıyoruz ve patlamayacak şekilde ama kapatıyoruz, iyice kapatıyoruz. Mutlaka iyice bu şekilde kapatmamız gerekiyor ki açılma yapmasın. Zaten bu şekilde yaptığımız zaman iyice yapışıyor. Ama en azından iki tur böyle gidelim. Bu da hazır. Maşallah, subhanallah. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Aynı pamuk gibi. İnanın ki pamuktan daha böyle yumuşak diyebilirim. Şöyle. Sayın tavşiden bu şekilde de göstereyim size. Şöyle. Dışarıda da bir Evet. pamuk. Şöyle. Kendini gösteriyor zaten. O zaman görüşürüz. Görüşürüz inşallah. Şimdi sayın tavşilerim hepsini bu şekilde hazırladım. Taş kataiflerimizi.
yağın içine atıyorum pişmesi için. Kızartacağız bunları bu şekilde. Burada biraz yağından süzülsün. Şimdi burada yağından süzdürdük. Şimdi ne yapıyoruz? Şerbetin içine alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece bu şekilde karıştırıp şöyle şerbetin içine alıyorum. Hemen şerbetini çekiyor zaten. Maşallah, subhanallah. Maşallah, subhanallah. Böyle bir şey yok. Böyle bir tatlı da yok. Şimdi sayın takipçilerim, bu peynirli olanını sizlerle paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, subhanallah. Sayın takipçilerim, tatlılarımız hazır. Maşallah, subhanallah. İnanın ki altın gibi parlıyor diyebilirim. Mutlaka bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Maşallah, subhanallah. Şimdi sizlere sunum yapacağım. Hem cevizli biliyorsunuz hem de peynirli yaptık. Peynirli alıyorum. Şöyle. Bir tane de cevizli alalım. Maşallah, subhanallah. Daha bundan güzel bir şey yok. Elimle de gösterebilirim size. Şöyle. Şöyle. Şimdi bunu da elimle bölmek istiyorum sizin için. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da peynirli olanı. Bu şekilde. Mutlaka bu tarifi, bu en güzel lezzeti ve en güzel tatlıyı, tatlıların şahı diyebilirim size. Kesinlikle öyle. Maşallah, subhanallah. Mutlaka, mutlaka diyorum. Mutlaka yapın bu tarifi. Hiç zor değil. Mutlaka deneyin. Biliyorum ki diyeceksiniz ki Lamia Hanım senin için zor değil. Evet, sizler için de zor değil. Bu şekilde maşallah, subhanallah. İkisi de birbirinden lezzetli. Mutlaka bu tarifi denemenizi istiyorum. İnanın ki altın gibi parlıyor. Bilmem orada nasıl gözüküyor yanınızdan ama gerçekten inanılmaz bir renk aldı. Subhanallah, subhanallah. Şöyle. Tekrar diyorum, mutlaka bu tarifi deneyin. Ya deneyin ya da bana gelin, ben de size ikram edeyim. İkisinden birini seçin. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.